Bodega yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Suat Aslanboğa penaltı noktasını gösteriyor. Trabzonspor penaltı vuruşu kullanacak. Rodega hareketlendi ve ardından yerde kalıyor hareket. Faul ve penaltıyı gerektiriyor. Bakalım pozisyona. Cagliari'li oyuncular itiraz ediyor. İşte Rodega. Bisakane ile girdiği ikili mücadele. Ve penaltı kararı geldi. Temas var. O temasın dengesini hücum oyuncusunun bozduğu yönünde değerlendirdi Suat Aslanboğa. Aslında bu top tam da Rodega'nın sevdiği top. Belki kaleye biraz daha uzak mesafede onu alsa topu alıp götürebilecek bir oyuncu karakteri. Rakibi de topla arasında girmeye çalışırken yaptığı bu müdahale penaltıya sebebiyet verdi. Penaltı vuruşu kullanılacak ama penaltı vuruşu öncesinde futbolcular bu sıcak havada bu boşluğu bir sıvı ihtiyacını gidermek için de değerlendirdiler. Ve şimdi penaltı vuruşu için topu bıraktı Rodega. Ben kullanmayacağım dedi. Evet, Rodega biraz sinirli galiba. Sosa topun gerisinde. Otuzuncu dakikadayız. Trabzonspor penaltı vuruş kullanıyor. Sosa hareketleniyor. Sosa vuruyor ve kaleci Rafael.